Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz herkesin sıklıkla sorduğu kramp konusunu konuşacağız. Tedavilerimde nadiren de olsa hastalarıma kramp girebiliyor. Ani bir dehşete, telaşa kapılabiliyorlar ve geçtikten sonra sordukları soru hocam kramp neden girdi, neden kramp girer sorusu oluyor. Onlara verdiğim cevapları şimdi size de anlatacağım. Kramplar neden kaynaklanıyor? Neden bu kadar fazla ağrılı? Ve en önemli soru, kramp girince ne yapmalıyız? Bunları konuşacağız. Kıl çekmek, iğne batırmak ne kadar doğru? Çok fazla kramp giren kişilere magnezyum kullanın, muz tüketin diyorlar. Hangi magnezyum türünü kullanmalıyız? Hangi takviye edici gıdayı kullanmalıyız? Bu videoda bunları konuşacağız. Konuma geçiş yapmadan önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz ve öneri videolarını görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Konumuzu tam anlayalım ki çözümü kolay olsun. Bu sebeple konumuzu soru cevap olarak ilerletelim. İlk sorumuz kramp nedir? Kas spazmı olarak da bilinen kramp kaslarda istem dışı ve çok ağrılı bir kasılmadır. Kaslarımız hareket sağlamak amacıyla kasılıp gevşer. Eğer yeniden bir kas aktivitesinde kasılan kas gevşemeden tekrar kasılırsa işte o zaman kramp oluşur. Bunun yanı sıra beynimiz kaslarımıza gevşeme emrini geç ulaştırırsa veya kanımızda bulunan bazı vitamin, mineral veya sıvı dengesizlikleri varsa özellikle gece krampları oluşabilir. Gece oluşan kramplar uykudan uyandıracak şiddette, hatta bıçak saplanır gibi bir acıyla kendini gösterir ve sıklıkla, en çoğunlukla baldır kasımızda meydana gelir. Kramplar çoğunlukla baldır kasına meydana gelmekle, bunun yanı sıra kol kasımızda, bacak kaslarımızda, karın kasımızda, hatta midede bile kramp gerçekleşebilir. Krampın olduğu kas üzerinde gözle görülebilen veya dokunularak hissedilebilen bir sertlik vardır. Kramp geçse dahi bu sertlik kalıcı olabilir. Burası çok önemli, altına çiziyorum. Krampın sık görülmesi çeşitli sağlık problemlerine işaret edebiliyor. Bu yüzden sık kramp giren biriyseniz neden kaynaklandığını muhakkak öğrenmelisiniz. Peki kramp neden oluşuyor? Kramp sancılarının vücudumuza saplanmasının tek bir nedeni bağlamak doğru olmayacaktır. Birçok nedeni olabilir. En sıklıkla görülen birinci nedeni hepimizin çok iyi bildiği magnezyum mineralinin eksikliği kramp oluşumuna neden olur. Kas ve sinir sisteminde kasın gevşemesi noktasındaki görev magnezyuma ait. Eğer magnezyum seviyeniz düşükse bu kramp oluşumuna neden olabiliyor. Magnezyumu doğal besinlerle sağlayabiliriz. Bunlar yeşil yapraklı bitkiler, tahıl ürünleri, aynı zamanda baklagiller sayılabilir. Bununla beraber maden suları da magnezyum açısından oldukça zengindir. Kramp oluşumunu engellemek için magnezyum takviyeleri de kullanabiliriz. Magnezyumun çeşitli formları vardır. Bilimsel çalışmalar da göstermiştir ki magnezyum sitrat kramp oluşumunu engellemede oldukça iyidir. Kramp oluşturan bir başka sebep varislerdir. Varisler bir dolaşım sorunudur. Çoğunlukla bacaklarda olur ve gün içerisinde çok fazla ayakta kalmayla aynı zamanda genetik etkilerle de varis problemimiz artabilir. Burada önemli nokta, hekim kontrolüyle beraber varis çorabı giyerek kramp oluşumunun önüne geçebiliriz. Kramp oluşturabilecek bir başka neden vitamin eksikliği. Vitamin eksikliği vücudumuzda birçok probleme sebep olabilir. Vücudumuza yeterli vitamin alamazsak eğer kaslarımıza da yeterli vitamini gönderemeyiz ve böylelikle kaslarımız gevşemeden tekrar kasılır ve kramp oluşur. Özellikle D ve K vitamini bu noktada oldukça önemlidir. Bir başka sebep tiroid hastalığı. Tiroid bezinin az veya çok çalışması ikisi de kramp oluşumuna neden olabiliyor. Gün içerisinde fazlaca yorulmak da kramp oluşumunun bir başka nedeni. Çok fazla kullanıldığında kaslarımız çok yorulduğunda kas liflerinin gevşemesi de kolay olmayabiliyor. Özellikle gece giren krampların sebebi çoğunlukla yorgunluk oluyor. Kramp oluşumuna neden olan bir başka sebep yeterli su içmemek. Gün içerisinde hareketlerimizle beraber terliyoruz. Terleyince de sıvı ve tuz atılımı gerçekleşiyor. Kaslarımıza yeterli bir miktarda sıvı ve tuz alımı gerçekleşmezse eğer sinyal iletiminde sıkıntı yaşarız ve bu da kramp olarak bize geri döner. Şimdi en önemli soru.
soruya gelelim. Kramp girince ne yapacağız? İğne mi batıracağız? Kıl mı çekeceğiz? Gece uyandınız ani bir şekilde, bacağınıza kramp girdi. Kıl mı çekeceksiniz? O karanlıkta kalkıp iğne mi batıracaksınız? Bu yöntemlerin hepsi geride kaldı. Şimdi size krampınızı hızlı bir şekilde geçirecek bir tane çok kolay germe egzersizi göstereceğim. Şimdi uygulamamızı görelim. Yapacağımız şey o kadar basit ki, aynı zamanda o kadar etkili ki, keşke bunu daha önceden bilseydim, yıllarca bu kramp sancısını çekmeseydim dedirtecek bir germe egzersizi göstereceğim. Gece kalktınız, bacağınız ani bir şekilde kasılmış, feci bir şekilde ağrı, sancı hissediyorsunuz. Hemen oturuyorsunuz ve el parmaklarınızı ayak parmaklarınıza yerleştirip sonrasında ayak bileğinizi kendinize doğru çekiyorsunuz. Şu bölgede bir gerilme hissedeceksiniz. Yaklaşık 15 saniye burada duruyoruz. Zaten bunu yaptığınızda sancınızın çok hızlı bir şekilde azaldığını göreceksiniz. 15 saniye kadar durduktan sonra bırakıyoruz. Sonra hemen tekrar çektik. 15 saniye kadar duruyoruz. En az 15 saniye, 20 yapabilirsiniz ama 15'in altında durması etkili olmayacaktır. 15 saniye kadar durduk, bıraktık. Şöyle şu bölgenize dokunduğunuzda zaten kasınızın yumuşadığını, ağrılarınızın da hafiflediğini göreceksiniz. Tekrar sayısı tamamen size kalmış. 1-2 tekrar yapmakla beraber tamamen krampınıza son verebilirsiniz. Veya 3-4 tekrarlı, 4-5 tekrarlı olarak da devam edebilirsiniz. Bu sizin kasınızın durumuna bağlı. Rahatladığınız yerde bitiriyorsunuz. Sabah kalktığınızda ağrı ve hassasiyet devam ediyor olabilir. Kasınıza baktığınızda bir miktar sertlik de kalmış olabilir. Bu kasınızın hala bir miktar spazmda olduğunu gösterir. Size önerim, sıcak su torbasını bir havlunun arasına koyun. Bacağınıza baldırın arkasına gelecek şekilde yerleştirin. Yaklaşık 20 dakika bu konumda durun. Bu şekilde dolaşımınızı artırarak spazmınızı hızlı bir şekilde çözmüş olacaksınız. Eğer sıklıkla kramp sancısı yaşıyorsanız nedenini öğrenmek için uzman muayenesi oldukça önemli. Hekiminizin önerdiği ilaçları ve takviye edici gıdaları kullanmayı unutmayın. Videomun sonuna geldik. Umarım faydalı bulup beğenmişsinizdir. Kramp sancısı girerse eğer bu gösterdiğim yöntemle hızlı bir şekilde krampınızı geçirebileceğinizden emin olun. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.